Eda Gelin'in yatak odası sade gibi görünse de gold detaylarla burayı patlattığını söyleyebiliriz. Mobilyalarınızı çok beğendik. Yatak örtünüz de çok şık. Bu ayıcığın ne işi var burada diye hanımlar sorabilir, biz şimdiden uyaralım. Komodin üstündeki fotoğrafınız çok klas duruyor. Gardırobunuz, makyaj aynanız o kadar sade ve şık ki bu halılara gerçekten gerek var mıydı bilemedik. Ama tabii gold sevenler buna bayılır, orası ayrı. Perdelerinizi sade tercih etmenizi sevdik. Avize ise ne yazık ki buraya uygun bulamadık. Bakalım hanımlar neler diyecekler. Kızlar yatak odama hoş geldiniz. Bakıyorum da kurulmuşsunuz Eda Nur Hanım. Buyurun sizle başlayalım. Başlayalım. Biraz önce dediniz ki çok sade bir yatak odam var dediniz. Evet, örtünüz o kadar eski ve demode ki gerçekten çok sade. Hiçbir yani özelliği, bir numarası yok. Evet. Ve çok fazla gold var. Yatak odasına göre gold çok boğuldum. Ben gold çok... Örtüm annemin el emeği. Ondan dolayı takar yani, örterken bir şey çok mutlu oluyorum. Örtünüz yani yastık şurası çok beyaz ama şurası çok krem. Hiç uyumlu değil. Bir de arkadaki şu yastıklar... Bu detay aynı. Pardon. Belki çok krem duruyor. Şu daha çok beyaz. Saten nakış işi çok beyaz. Fehimi Hanım, lafımı bölüyorsunuz ama daha bitirmemiştim. Evet. Arkadaki yastıklar da şilteli yastık gibi duruyor. Sanki yüz takılmamış gibi. Tiftiklenmiş değil mi? Tiftiklenmiş. Ondan bunlarla takım olduğu için olabilir mi? Yok, tiftik değil. Ama çok mat duruyor. Keşke böyle daha farklı bir kumaş olsaydı. Yani keşke bunu kullanmasaydınız. Yani annemin el emeği olduğundan ötürü bugün sizinle böyle yapalım. Ben yatak odanı beğendim. Beni rahatsız etmedi. Evet. Sadece şu ayıcığı merak ediyorum ya. Onun bir anısı. Evet, eşimle yeni tanıştığım zaman geçiyorduk. Çok beğendim. Aldı. Güzel. İlk hediyem olduğu için olabilir. Ama sanki yeri burası değil çocuk gibi. Çocuk odasına uyar. Yeri burası değil gibi. Çocuğum yani olursa o odaya alırım inşallah. Bir de, boş bir odaya koyabilirdiniz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Burada benim gözüm bir fon aradı yani. Evet, mutfakta beni rahatsız etmedi. Evet. Fakat sanki burada böyle bir fon olsa, tekli bile olabilir yani. Daha iyi olabilirdi diye Kübra düşünüyorum. Kübra Hanım, odam küçük olduğundan dolayı oraya fon kullansam çok boğulacak gibi geliyor. Hatta evim küçük olduğundan dolayı çok fon tercih etmiyorum. Yine de böyle ince. Biraz böyle boş kalmış. Yani tek kanat şeklinde dağıtabilirdiniz. İki tarafa değil de. Mesela ne renk atabilirdin? Gold çok yorardı. Krem ve gold olabilirdi. Yani böyle vizon rengi nakışta gibi. Nakışta bir şey mesela, yatak örtünün tarzında olan fonlar da var. O tarz bir şey açık olabilirdi. Vizon. O biraz güzel bana boş olurdu. Geldi ama onlarca ben mobilyanı, yatak örtünü falını beğendim. Ama şu anladım. Çerçeveniz gümüş almış. bu çerçevem, evet haklısınız ama bu çerçeveme eşim bu fotoğrafı çok beğeniyor. Çerçeve almasını defalarca söyledim ama bir türlü çok ağır olduğundan ötürü yapamadım. Yani yine de bir gold olmamış olsaydı ya da vizyon rengi uyardı, çok güzel olur. Ben de evet, aynen, benim de gözüm yoruyor. Baktığım zaman gerçekten siyah gözüm yani yoruyor. Bugün yani için evet bile bunu farklı bir yerde kullanabilirdin. Bu çok uyumsuz. Eşim olmuş gerçekten. Eşim bunu çok istedi ya. Özellikle bu fotoğrafımız bir kaldı. Bir de keşke bunu mutfağa taksaydın. Pardon. Değil mi? Çok, çok karışıktı ya. Daha bir karışırdı. Eda Hanım. Evet. Eda Hanım. Eda avizeleriniz... Neden böyle acaba? Ya evimin yani düzenini... Düştü, düşecek başımıza. Evet, evimin düzenini değiştirecektim sizler için. Çok ani oldu, ondan dolayı elektrikçi çağıramadık. Demiştim ya, eşim çok ağır. O yüzden. Eda Hanım, ben odanızı çok beğendim. Evet, teşekkür ederim. Ama o kapıyı keşke bir şeyle kapatsaydınız. Yani çok şey durmuş. Onun ya dışında her şey çok güzel. Şey yok. Hayır, olurdu. Oraya mesela bir çerçeve falan koyabilirdi. Yarıya kadar. Ama burayı kullanıyoruz ya. Hayır, yani çekim için koyabilirdiniz program için. Anladım. Çünkü orada yani kötü görünüşü gibi görünmesi gerektiği için yani. Bilmiyorum, hallarınızı da beğendim de fiyat alabilir miyiz? Çok güzel yani. Ben gold'u sevdiğim için beğendim, çok beğendim. Ben de beğendim. Odanın düzenini, rengini çok beğendim gerçekten. Veyahut da şu tablo ve avize dışında şu aynalık şurada olabilir miydi? Yatak örtüsünün uyumsuzluğu dışında. Yatak örtümü annem el emeği yaptırdığı için kıyamadım. Biraz önce annem yaptı demiştiniz. Ha işte yaptı yani. Birlikte yapıyorlar ya. Şu aynalı... Tek annem tek başına yapmadı. Annem burada kurslara gidip o şekilde yaptı. Hani özellikle yapmak için gitmedi. Eda Hanım, gelinler acaba yalan mı söylediğinizi düşündüler? Bilmem, acaba yalan mı söylediğimi düşündünüz. Annem yaptırdı, yaptı.
Ya belki yaptırırken birlikte de yapmıştık. Yani yapmak ayrı bir şey, yaptırmak ayrı bir şey. Mesela, beraber yapmak çok ayrı evet, bir şey. Yani yaptırırken bir şeyi yanında birlikte hiç yapmadınız mı? Yok. Bilmem bir ben. De... Hayır. Ben bu dantelleri buraya pek uyduramadım. Yani o da biraz spor, bu biraz dantel daha... Dantel kalmadı zaten. Hayır, kullanabilir insan terinmemesi zevkine göre. Gerekiyor. Ama bilmiyorum. Burada bu ben tarz mobilyalara dantel olmaz. İşte olmamış. Mesela antika eski bir avantgard model. Bu şekil değil ama. Yok. O eski kuyu mobilya ahşap değil rengi de, ben olsa belki olabilirdi. Için yapmıştım. Desenleri farklı ama evet, çok uyumlu durmamış. Yok, desenleri farklı. Eda Nur Hanımcığım, siz orada bayağı rahatsınız herhalde, oturup kaldınız. Evet Eda, yani oturdu yayıldı. Yani gayet iyiyim ben. Kalkmayı düşünmüyorsunuz galiba. Kalkalım o zaman. Evet. Bir de ben halının fiyatını alamadım. 2500 TL. Örtü. Çok fazla. Örtü elemeye olduğu için hepsi ayrı ayrı alındı. Yani fiyat yok mu? Alındı ama fiyat. Yani 2500. Yani ben ya bir malzeme, hani işçilik evet, yoktur ama bir malzeme parası bir şey. Yani örtünün fiyatı yani nedir? Tabii ki 1000 lira. Çünkü bu örtüler kullanılan şeyler çok pahalı. Belki siz de biliyorsunuz bu saten. Hmm. Artı altındaki desen de daha farklı bir şey. Hmm. Çift taraf. Şimdi bu evet, şey aslında taraf. Normalde pike olarak geçmiyor mu? Tarafı. Hayır, pike olarak geçmiyor. Üstüne yatak örtüsü. Nakış geçiyor. Çift taraflı. Ha. Evet. Değişik. Bilmiyorum. Bakalım sizin. Bir de bu uyumsuz yani. Çok beyaz kalmış. Parlamış. Ben şuna yani bir dokunmak istiyorum. Bana şilte gibi görünüyor. Hayır ya, örtüsü var içinde. Hayır ya, tabii ki var. Var, örtüsü var içinde. Ama görünsün. Sizin şilteleriniz yok, böyle mi oluyor? Hayır hayır. Evet. Örtüsü var içeride. Anladım. Bizim de fermuar. Bir de şey, bu de sandalye niye bu odada? Bu sandalyeler buranın takımı. Bir de bunu burada kullanamaz mı dediniz? Kullandım ama çok dar oluyor. Nasıl? Ben hareket edemiyorum. Yalnız ben... bu tuvalet masalarında eğer sandalye veya puf olursa orada bir oyuntu olması yalnız gerekiyor. Yalnız buna takım olarak alalım. Yani ben misiniz? Çok daha evet, ve özellikle bir oturur musunuz? Sanki böyle yani yoksa sandalyesine almışsın. Sıkışmaz mı orada buraya oturduğunuz zaman? Bir de bir şey soracağım. Şurada makyaj yapıyorsunuz. Dantel buraya hiç uyumlu olmamış. Makyaj yaparken ben danteli katlayıp köşeye koyuyorum. Yani ben yorulmuyor, pek uyumlu bulamadım her oraya. Gün bununla. Her gün makyaj yapmıyorum. Ben spor eğitmeni olduğundan dolayı makyajsız. Ama insan bir krem bile sürer otururken. Yani bir yok, ben yani ayakta sürüyorum. Sen kremi şey oturarak daha söyleyeceğim. Ben her şeyimi oturarak yapıyorum. Ben ayakta yapıyorum. Bu sandalye daha böyle mutfak sandalyesi gibi durmuyor mu? Evet işte mutfak evet, misafir odası gibi duruyor. Aa, kızlar üstüme tek tek gelin. Mutfağım mı, mutfaktaki masa, sandalyemi salonda dediniz. Buradakini de mutfağa diyorsunuz. Bilemedim artık, tek tek gelin bence. Ben mutfaktaki aklım karıştı. Yorumlarınız bittiyse artık geçelim. Bence de geçelim teyze. Aynen.